BOTAŞ'ın döviz cinsinden yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için BOTAŞ piyasayı bozmasın diye Merkez Bankası'ndan aktarılan bir sistem vardı. Sonra o kaldırıldı. Sonra BOTAŞ bunu bankalar aracılığıyla temin etmeye çalıştı. Fakat maliyeti artınca da bankalar da belirli oranda riske girmek istemedikleri için BOTAŞ piyasadan topluyor. ihtiyaç duyduğu dövizin kalan evet, kısmını bankalarla yani bir kısmını bankalardan alıyor, bir kısmını piyasadan topluyor. Yani ödemek zorunda sonuçta yükümlülüğü var. Dolayısıyla orada bir de işin İna, inanılmaz <laughs> bir finansman maliyeti boyutu karşımıza çıkıyor. Dönem dönem işte yurt dışındaki bankalarla yapılan işbirliği olduğunu da biliyoruz. Şimdi muhtemelen önümüzdeki dönemde doğalgazın Rusya'dan ithal ettiğimiz doğalgazın %25'inin rubleyle ödenmesi anlaşması kapsamında, anlaşma tam yapılmadı ama çerçevesi belli olacak. O anlaşma kapsamında muhtemelen Rus bankalarıyla da bir işbirliği yapılacak bu tarz işlemlerde. Ama günün sonunda bu büyük bir maliyet. Bunun tek başına yönetiliyor olmasının belirli handikapları ve risk riskleri var bunları minimize etmek için piyasa liberalleşmesi önemli Sultan Hanım sizin söylediğiniz çok önemli bir konu var Azerbaycan ve Türkiye meselesi ee, Azerbaycan'ın uluslararası ...önemini her geçen gün arttıracak bir dönemin içerisindeyiz. Sayın Aliyev çok akıllıca Hı. hamlelerle Avrupa Birliği'ne Azerbaycan'ın doğal gazının... ...ve dolayısıyla Azerbaycan'ın ne kadar önemli olduğunu çok güzel anlatıyor. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan gazı e, Avrupa açısından stratejik hale gelecek. Evet. Kritik değil, stratejik. stratejik hale gelecek. Daha fazla ithalet, ithalat ithalat e, yapacaklar e, Azerbaycan'dan ama daha da önemlisi şu... Ee, bu e, kalıcı bir hale dönüşecek işbirliğinin de habercisi yani Azerbaycan'ın e, doğal gaz şirketi, petrol şirketi önümüzdeki dönemde Avrupa sahnesinde çok daha kritik yerlere gelecektir. E, bunun da altını çizelim. E, ama Türkiye ile beraber çünkü hat Türkiye üzerinden gidiyor e, ve Türkiye'nin e, Tanap'ta Azerbaycan'la biliyorsunuz ortaklığı var taşıma anlamında. Yani önümüzdeki dönemde Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından Azerbaycan ve Türkiye kritik olacak. Benzeri bir tweet atmıştım üç gündür Yunanlılar tarafından saldırıyor. Yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın önemini Yunanlılara hatırlatınca çıldırdılar. Üç gündür sosyal medyada bana saldırıyorlar ama gerçekte bu. Azerbaycan'a ve Türkiye'ye, Yani daha şöyle söyleyeyim. Azerbaycan ve Türkiye ile iyi geçinsinler değilse e, bu iş başka bir yere gider. Peki bu BOTAŞ meselesine ilişkin şimdi 15 Eylül tarihli bir haber var Bloomberg'da e, BOTAŞ'ın bir yıllık bütçe yükünün 171 milyar liraya çıktığı belirtiliyor Hazine ve Maliye Bakanı'nın yayınladığı bütçe verilerine göre Ağustos ayında BOTAŞ'a 26 milyar lira borç verilmiş Ağustos ayı itibariyle BOTAŞ'ın bütçe yükü de 171 milyar lirayı aşmış bu bilgiyi de e, paylaşmış olalım. Şimdi Alper Bey bu e, gaz meselesinde şimdi Şimdi mevcut tabloyu aktardık kriz meselesinde şimdi Azerbaycan Gazanın da e, Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne e, ikiye katlanacağını söyledik o gaz akışında bu enerji haritası Avrupa'ya giden enerji haritası e, değişecek şekilde mesela Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var ne dersiniz katılır mısınız bu enerji meselesi e, içinde bulunduğumuz bu coğrafyada neyi değiştirecek siz önümüzdeki dönemde ne bekliyorsunuz Kuzey yakın ee, biliyorsunuz işte Finlandiya, Danimark'a, İsveç o alandaki deniz altından geçiyor. oradaki uluslararası karasularının genişliği çok fazla değil. Dolayısıyla orada bir şey yapıldıysa bir sabotaj yapıldıysa bunun muhtemelen biliniyor olması lazım Çünkü, yani, Amerika olunca da söyleyemiyorlar yani, mı? Yani Amerika mı, İsveç mi, Danimarka hmm. mı, Rusya mı bilmiyorum ama mutlaka biliniyordur. Çünkü o alandaki yani bir de enerji güvenliği kısmı hatların korunması hmm. sadece hatların kendi üzerindeki sensörlerle değil bazı bir takım uydu bağlantılarıyla çeşitli noktalardaki iletişimlerle de sağlanıyor. O yüzden ben bunun bilindiğini düşünüyorum. B büyük ihtimalle birbirlerine mesaj verdiler Amerika mı Rusya'ya mesaj verdi, o mu ona verdi bilmiyorum. Ee, ama bunun bilindiğinden eminim. Şimdi biliyorsunuz bir Bakı, Ceyhan, Tiflis var, bir de Erzurum'a inen var, bir de Tanap var. O Tanap Türkiye'yi boydan boya geçip işte Çanakkale üzerinden Yunanistan'a girerek Avrupa'ya dağılıyor. İkinci bir hat var Türk akımı dediğimiz Karadeniz'den geçiyor. Üçüncüsü mavi akım var, o da oradan geçiyor ve Zannediyorum Kıyıköydü galiba oradan Karaya çıkıp Bulgaristan üzerinden çıkıyor. Şimdi o o hat da açılmıştı biliyorsunuz. Türkiye'nin enerji nakil hatları konusundaki önemi bir kez daha artıyor. Şimdi Türkiye'nin bu Rusya Ukrayna savaşındaki pozisyonu aslında çok önemli ve değerli. Çünkü sadece ve sadece kendisini ilgilendiren değil... ...Avrupa'yı ve Rusya'yı, hatta Gürcistan'ı... ...çünkü esas oradan geçiyor o hat biliyorsunuz. Gürcistan çok önemli, Kafkasya'ya açılan bir kapı olması açısından. Yani bölgedeki en önemli ülkelerin başında geliyor belki de. Sadece kendini ilgilendiren değil, Avrupa'yı da ilgilendiren bir alanı var. Bu da enerji güvenliği kısmı. Türkiye'den geçen hatların... Ee, çok büyük oranda belki %90'ın üzerinde ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir takım verilerinde güvenli olduğuna dair e, böyle bir ortak görüş var zaten. Ee, dolayısıyla bu, bu alan eğer korunursa ve Türkiye'nin bu değerli konumu Rusya-Ukrayna -Ukrayna Savaşı arasındaki bu değerli ve önemli konumu da devam ederse Avrupa ile ilgili bir sıkıntı olmayacak. Mesela bu arada hani tabii sıkıntı olmayacak derken sıkıntı var da onun içerisinde bir miktar daha iyi olacak. Peki. Bu arada mesela İtalya'ya gidecek olan zannediyorum, orta Avrupa üzerinden gidecek olan bir akımı da e, şey engelledi, Rusya engelledi. Yani oraya bu, gaz bu, akışta bu, durdurulduğunu açıkladı. Burada da burada, da, burada da bir sıkıntı var işin açıkçası. Peki. E, spot enerji fiyatları Hı -hı. kesinlikle değişecek bizim enerji maliyetlerimiz çok büyük ihtimalle kışın ciddi manada artacak. Bu arada mesela BOTAŞ'ın ödemeleriyle ilgili BOTAŞ piyasadan para topluyor biliyoruz ama Peki. bu çok mu şeffaf? Hani orasını bilmiyorum çünkü özel anlaşmalar malum Peki. ama sıkıntı büyük yani. Peki e, şimdi.